Mehterbaşı, hastur, haydi ya Allah. Hoş geldin. Osmanlı serimize kaldığımız yerden Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, ne bileyim kimdir başka, ne denir ona? Fatih Sultan Haşmetli, Haşmet Bab, Haşmet Mablarımızla Bablarımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Kerç şehrini kuşatma altına almıştık. Orada bölümü sonlandırmıştık. Şimdi kuşatma hazırlıklarını yapıp bölümümüze hızlı bir girişle seferlerimize devam ediyoruz. Paşam, doğru mudur? Doğrudur hünkârım. Var olasın paşam. Siz de var olun hünkârım. Çok yaşayın. Devletlüm. Devletümüz var olsun. Var olsun hünkârım. Var olsun paşam. Orada oyunun sesi mi kısık? Evet. Ha, benim de bayağı kısmışız. Tamam, pardon. Hemen düzelttim. Çünkü iki bölüm arasında bir mola verdik. Molada da böyle bir zevki sefaya daldık. Bir bağlamalar, udlar, gitarlar, mitarlar. Şarkılar, sözler. Şarkılar, markalar, türküler, bir birbirimize girdik orada. Bir aile devrini erken getirdik yani. O yüzden sesi kapalı unutmuşuz. Bir ses hakkında da bu kadar neden konuşuyor ki biz? Olsun. Hadi can geçen. Tamam, güzel. Onların kuşatma kulelerini de kırdık. Burada 500'e 925 ordu sayımız. Yarı yarıyız neredeyse. Şansları yok. Durur muyuz? Paşa böyle yapıyor padişah. Soruyor böyle. Hünkârım, ordumuzun durumu nedir? Savaşı alabilir miyiz? Salak salak konuşma ya. Padişah soruyor. Paşam, sence bunu başarabilir miyiz? Paşa padişah diyor. Padişahım. Hünkârım Allah aşkına. Kanka işte onu Metehan yapmış. Senin adaşın. Bu kadar Çinliliğe nasıl başa çıkabileceğimizi mi düşünüyorsunuz? Şey demiş. Pardon, burada otomatik yerleştireyim. He, soruyor diyor ki. O da ki... demiş ki. Diyor, ne kadar nereye gömeceğimi düşünüyor. Yapıyor böyle. O uydurmadır kardeşim. Orjuna bak. O hikayenin orjunu da şöyle. Yalan yanlış geliyor, bilgilerle. Bak geliyor bey, diyor ki Metehan'a. Hanım diyor, bu kadar diyor Çinliyle nasıl savaşacağınızı düşünüyorsunuz değil mi diyor. Bak şöyle bir yapıyor, dönüyor, bu kadar. Yani devamını söylemiyor devamını değil mi? Devamını uydurmuşlar. Devamı rivayet. Tabii. Ama o T gerçek yani. O T'yi yapıyor öyle. Tabii, evet. Hatta paşayı T'ye almak diyor. O T'ye almak deyimi de oradan çıkıyor. Sen tarihçisin, ne gülüyorsun? Doğru doğru. Gerçek ben bilgileri burada... Mezoporta Paşa'ya güldüm. Lütfen gerçek bilgileri şey yapalım lan. Aa, Fatih'e bak, tek başına kapıyı dövüyor. Lan çok komik duruyor. Kanka deli yani. İşte. Deli sultan oğlum. Açıl lan kapıyı. Gemileri karadan boşuna yürütmedi bu çava. Çava ama değil mi? Sıradaki yerde kaleleri denizden... Kılıçla surları kırıyor böyle. Oğlum. Lan ordu da deli herhalde. Ordu da manyak. Bak yarı canımı attı lan. Manyak mısınız oğlum? Siktirin gidin. Kimdi o yeniçeri der? Paşam, o yeniçeriyi bulasın, ağız lezzetsin onu. Hemen. Üzerimize mancınık mı atılır? Ama bu arada bak, bir mancınığa da düşmedi yani. Böyle delikanlı da bir adam. Böyle kolay ikinci dül. Şimdi ne zaman görsem gülüyorum ama. Surun seferi. Bana atıyorlar suçu. Ben atmışım o bildiği. Ya artık hain değilsin. O öncelendi kardeşim. O tas savaşları. Osmanlı'nın kardeş savaşlarıydı o. O dönemde yaşandı bir şeyler, tatsızlıklar. Olabilir. Her devlet olur böyle. Sıkıyorsun Mete. Saltanat. Mete paşam, niye canını sıkıyorsun sen? Saltanat davası bir kuru kavga yani. Yani bir kuru kavga valla. Islatmak yazmayacağım şimdi. Hoş olmayacak. Hop hop hop. Bir dakika. Fatih'i soktuğunuz surlardan içeri. Bu olay burada var ya.
oğlum Fatih olmasa Osmanlı Devleti bitmişti. Fatih bütün mevzuyu çözüyor, görüyor musun? Surları temizledi adam. Biz adam işte kanka, koç burcu. Oha aşağısına bak. Ha, fake yedin gerizekalı. Allahu Ekber, İslam'ın kılıcıyla şereflendirmeyin bu küffarın kellesini. Ne diyorum var ya, adeta azgın bir boğa gibiyiz. 3-4 kişi sabit etrafımızı, gelene vuruyoruz, geçene vuruyoruz ya, böyle serseri bir adam. Asker yiğitlerim. Saldırın yiğitlerim. Saldırın yiğitlerim. Ey maşallah. Yüce bağır. Rekülü settar. Benler demine. Bu diyelim. İsteksiz oldu. Ama burada harbiden harbiden bir savaş var. Kanka ben de kilitlendim çünkü. Kalaba bir savaş var. Bunlar da kuluma bak be, ey maşallah yiğidim benim. Karadeniz fethi ya. Aha. Ya sen ondan cezbediyor seni. Ben hemen kurulacağım bizim. Bir yaylayı bana vereceksin değil mi? Kaydın, yaşmaklı ağaç başı yaylosu senindir. Tamam. Hemen. Savaşın diğer noktalarında aktiflik var mı ona bakalım. Burada hiçbir şey yok. Yeni Yeniçeriler takviye destek ekiplerimiz gelmiş, birliklerimiz. Ekiplerimiz ne ama? İki koldan yardırıyoruz. Surlarda da bir tane adam yok ama. Gerçi Fatih'in otağıdır bu. Şu var ya. Evet. Fatih'in otağıdır bu. İç kaleye kadar kovaladık bunları. İç kaleye kadar kovaladık. Şey, Fatih İstanbul'a giriyor. Halkı şeyde görüyor. Ayasofya'ya saklamış görüyor ya. Hı. Aynı o hesap bak. Ama ben Fatih kadar masum değilim. Saldırın yiğitlerim diye. Hücum. Ben burada okçuluk yapayım artık. Kadını madan herkes girmiş buraya. Ayıp lan. Ayıp, okçuluk yapabileceğim bir alan da yok herhalde. Bak değil mi? Allah yok. Zamorta Paşa, Trabzon fethi edilemeyecek maalesef çünkü haritada Trabzon. Evet, ne yazık ki Trabzon yok gerçekten. Yani Trabzon seferini aslında bir Kırım seferi gibi de düşünebiliriz. Şu an yaptığımız seferi Trabzon seferi gibi düşünebiliriz. Yani tabi birebir tarihselle aynı gerçekçilik de olmuyor çünkü işte oyun mekaniği bunu değiştiren şey, oyunun kendi yapay zekası bunu değiştiren bir şey. Mesela atıyorum, biz şu an Kıbrıs'ı fethetmiş olabiliriz yani. Hani çünkü ordu kuruyor ya şeyler. Engel olamıyorsun bazı şeylere. O da oyunla alakalı bir şey aslında. Ayrıca arkadaşlar, boyunun ne önemi var ya? Fatih'in boyu kaçtı diye tartışıyorlar da. Ha. Ne gerek var ha, 1.75 ha 1.85 çok önemli değil mi? Fark eder mi? Fark eder mi kardeşim? Fark etmez. Dolan. Öyle, o kadar. Bitti. Bu arada zırhımız çok güzel oldu bence. Bilmiyorum, ben zırhı çok beğendim ha. Ne düşünüyorsunuz? Mete Paşa'm. Gayet güzel. Bu işlemeli zırh. Yakışır. Sultan zırhı olmuş yani. Evet. Diğer her askerde de yok. O yüzden ekstra bir güzel geliyor bana. Artık bu zırhla serinin sonuna kadar gideriz. Karit gel. Gel gel. Gel Karit gel. Bunu kesin harem ağası yapın. Karit. Kara Murat, ey yiğidim benim. Yiğidim civanım. Bak kimse ettin, çok iyi bu arada. Harbi çok iyi oldu ya. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım.
Şerefli bayrağı buruca. Dikemezsen ona yanarım. Gelsin. Dikerim. Ey yevidim, ey civanım. Hanice kalesini almaya gidelim artık diyor. Daha yavaş yavaş. Sindire sindire. Şeyin, Panda'nın, Pinti Panda'nın Skyrim serisine çevireceğiz bunu. Acelemiz yok. Gürcistan bölgesi var mı oyunda? Var kanka. Şurada var. Şey dedi. Kutaisi var. Evet, kim dedi ona? Kaçırdım biri dedi. Şimdi... O Gürcistan bölgesini alalım diyor. Oraya diyor Trabzon Seferi girişine. Ha, ya o zaman şey, o zaman sistem bir şey ama. Gürcistan'la şey alakasız bir yer ya. Bir kuzak ya. O yüzden. Düştüm orası. Mikolay Kalesi düşmüş. İyi. Ya ben şimdi nasıl bağladım? Sonuçta hani Fatih Trabzon'u fethedince Kırım bağlanıyor falan. Karadeniz böyle bir Türk gölü haline geliyor. İşte biz Kırım'ı aldığımızda aynısı olacak aslında. Aynen mantıklı. Yani Osmanlı gölü haline geliyor ya şimdi Karadeniz. O mantıklı ilerleyerek dedim ki aslında bu Kırım seferi Trabzon seferi olsun gibi düşünelim. Aa, şimdi. Bak ben şimdi şunu yapıyorum. Hancı bayrağı vuracağım. Burada Eyyubi var, şey yok lan. Kuzey taşı. Tamam. Gezgin diyelim. Ajin Gri Falcon. Konuş benimle. Sen bunun artık Giray Han olacaksın çünkü. Let me introduce myself. İşimize bakalım. Giray Han olmasın mı hocam? Tabii ki. Lütfen değil mi? Hemen görünümle başlayalım. Var ya böyle yapılı, yağız bir delikanlıdır. Kırmanlı ile ilgili bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Bir padişah döneminde olduğunu, hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Şey kalmıyor, şehzade kalmıyor. Hani böyle bildiğiniz taht sıkıntıya giriyor. Padişah ölse Osmanoğulları soyu yok. İşte o dönem şöyle bir karar alınıyor. Eğer ki Osmanoğlu soyu kurursa Osmanlı tahtına Kırım Hanları geçecek. Vay amına koyayım. O kadar taş taşlar yani. Yok bilmiyordum kanka. O yani, kadar taş taşlar yani ha. Tabii tabii. Yani bunlar yedek hanedan. Öyle düşün. Osmanoğullarından Giray sonra gelirler. Olayı bilmiyorum. Giray Han. Mezamorta beni doğrula lütfen. Sen hemen bilirsin. Ekipmanını da verelim Giray Han'ımıza. Hayda. Lan. Evet dedi, beni doğruladı. Evet, teşekkür ederim evet. Mezamorta. Vay anasın. Vallahi bilmiyordum abi. Ben Giray Han'ına şöyle bir şey verelim. Delta yazına binsin hocam. Daha sonra. Dur diyelim. Atam var ya full gırgırda yemin ediyorum. Evet. Adam dünya... Makarasyon. Ben güzel bir tane... şey bulmak istiyorum da minifer. Romanların aslında şöyle bir şey gitmez mi ya eski türlü? Böyle günlü günlü. İşte ben öyle bir şey bakıyorum da. Şuradan bulacağım bak. Ama aşağı indim, ne yapalım? Şey bakıyorduk ya böyle, yok mu? Böyle göre. Olur mu? Var mı gider hocam? Benim hayalimdeki daha farklı tabii ama olur bu da olur. Bunun haricinde başka bir tane daha bakabilirim. Buraya göre şu an sıraladım zaten ama. He. Aha. Aşırı mod yüklü ya. Ha bak. Aynen. Nasıl? Harbi gir aynen. Hadi bakayım. Hadi bakayım ha. Bence bu olsun. Öbüründense bu daha iyi. Post verelim değil mi hocam? Olur. Pelerinli post mu olsun? Bence pelerinli post olsun oğlum. Sonuçta boş orman işi Kürt diyor. Bunun daha üstü var mı? Boş ormandan başka yok. Şu daha iyi galiba.
Aynen. Bunu verelim. Da Osmanlı'nın yedek şeyi bu. Hanedanı, anladın mı? Ellerin böyle bir şeyli bunu evhamlı göstersin. Tabii. Ya da kaba ayı postu da var bu arada. Daha yani. Deri meri böyle hani. Aynen, derisi merisi var ya. Bir de pelerin olması hani onu harbiden taşlaştı gösteriyor bir tık. Eldiven ve ayakkabıyı da bulduk mu? Giray Hanımız tamamdır. Şimdi Furkan, Furkan Paşa. 1.75 var ya, yani şundan 150 sene öncesine kadar falan bile gayet uzun bir boydu. Bunu da söyleyeyim. Çünkü eskiden insanlar o kadar uzun değil. Eskiden dedim, çok eski de değil yani. Hani yakın bir zamana kadar. Ortalama boy o kadar uzun değildi. Bir de eldiven. Bu da burada. Evet, Nezamorta Paşa'ma da katılıyorum bu konuda. Nasıl? Yok mu? Direkt düz deri yok mu? Renk olarak böyle. Rengi kanka var da siyah ayakkabı var ya, o yüzden ellerim. He, evet, olur. Kombin yaptım Kombin aslında. Kombin yaptım? Giray Han kombini. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Öyle. Kırım modasını takip ediyoruz. Tabii ki her zaman. Bu şeye bir tane de balta veriyorum böyle. Bir tane de mızrak. Köstürmeli mızrak. Mela biliyorum. Budur. Bir tane de kalkan verelim. Ondan sonra. Bu değil. Atlara bakalım. Asker at. Ver hocam. Sivil kıyafetinde de şöyle bir tane şey verelim. Pardon. Rayhan. Tamam, bu duruyor. Lan! Lan Evet, avradım. yaptım. Yanlış yaptım. Bunu at. Ben ne yapacaktım, buna ne verecektim de değişti. Çok çirkin oldu ya. Ya pahalı yedek. Heh, bak bu da Kırım Hanı Girayhan'dır. Okey mi? Sivil kıyafeti. Savaşta da böyle. Peki buna bir tane de sağlam bir daha yüksek yakın dövüş hasarı. Kemik ok tuğ. Ver hocam. Bir de tuğ olsun bunun. Bence okey. Hemen bunu Kerç valisi yapıp Kırımoğulları. Kırım ne Aynen. diyelim? Kırımoğulları mı diyelim? Yok ya, şey, bunların hanedan ismi neydi? Ama burada şeyleri de değiştirdim. Lan dur. Bu komutanlığı iyidir bunun. Mertlik 1. Merhamet 0 da olur. Bunları oli yarışık, moli yarışık yapıştır. Yönetici, politikacı. Bunun sikil mikil. Yapıştır gitsin. Eksi 1 olan ne? Cömertlik değil. Çıkarcılığı olsun 1. Düşünsün. Şimdi hemen Akşemseddin de bizde geliyor ya, şu Akşemseddin Your seriden çıkması gerekiyor bence Akşemseddin'in. İray Hanım, sana Kerç'i bahşediyorum. Kerç tımarını sana veriyorum. Sana da Kırımoğulları diyorum. Dur, ben bakıyorum şimdi onların hanedan ismini. Desti Kıpçak. Ay, a Desti Kıpçak da iyi bu arada. Geçti. Ne diyelim bunlara? Daha hanedana bakıyorum şu anda da. Kırımoğulları diyeyim ya. En azından coğrafyanın da şey olsun. Sen aynen şimdilik öyle. Olmaz dur diyor. Geçti bölge olmaz dur. Giray. Sen Giray Han dedik buna. Giray Hanedanlığı diye geçiyormuş kanka. E tamam, Kırımoğulları diyelim biz de ya. Giray oğulları da. Giray oğullarından Giray Han. O da olur. Giray oğulları. Bizde oğulları olmaz lazım. Bizde oğulları olmazsa olmaz. Kim o? Oğuz Bey. Oğuz Bey'im hoş geldin. 35.969 az önce orduya yazıldı. Dur hocam. Giray Han. Her şehri senindir. Peki bunların sancakları neymiş? Hemen sancaklarını da bir kontrol edelim. Pennamız Kırım galiba sancağı. Ne? Rumeli Beylerbeyimiz Penna Paşa'nın herhalde işleri var. Ha tamam. Bizden izin istiyor. Tamam Penna Paşam, Allah'a emanet ol.
Enam görüşürüz. Görüşmek üzere paşam. Görüşürüz. Hemen yarın Kubbe Altı Meclisi'nde tartışırız, tamam mı? Bunu düz yaptık. Benim mavim C'yi veriyoruz hoca. Evet bak. Bu mavi iyi. Bunu da beyaz yapacağız. Neydi orada? Yana doğru bir şey vardı sanki. Kırım sancağı diyelim. Alta doğru. Tamam. Buna benzer bir şey bulabilirsek. Paşam. En yakın bu var. Sol yukarı. O mu? Aa aynısı lan harbiden. Oha el olsun. El olsun Mete. Mete paşam. Yaptın yine, yıktın ortalığı. Alıyoruz. Ya burada da değil. Ha böyle bak. Şu kapı şu sancaktan da gözüksün ama. Ya ortaya aldı ya. Ortada mı kalsın? Ha ortada kalsın. Yaptık mı? Ondan sonra bir tarafa gidiyoruz. Bak. Bence oldu. Daha ne olsun bak. Kırım Hanlığı'nın aynen yeri. Hemen save'imizi çekiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mali müşavirciğim. Hoş geldin beyim, paşam. Var olasın. Eyvallah, gazanız mübarek ola hünkârım demiş. Sağ olasın paşa, bu işi biliyor. Biliyor Şafak Bey'in mallayı biliyor. Direkt tek attı şey. Sancağın ağrımasına tek attı çava. Böyle bir adam. Osmanlı'nın kudretli paşalarından biridir. Oğlum o kayıt üstüne kayıt oluyor oyun. Olsun iyidir. İyidir. Paşa bu şu defterdarlarla bir ilgilen paşa. Bu kadar kayıt çok iyi değildir. Şimdi ben yarın bir gün 19 kardeşimi katlesem onu da mı kayıt altına alacaklar? Alacaklar. Yarın. O işte hoş değil. Ama öyle. Oğuz Bey'im demiş ki YouTube'da Viking serisinden geldim dostum. Hoş geldin. Viking serimizde inşallah yarın falan oynayabilirsek oynayacağız, çekeceğiz, onu da koyacağız. Allah'ın izniyle. Ama şu an şeyde olduğumuz için böyle bir gazım. Burasını yine kuşatıyorlar. Oğlum bıkmadınız mı? Farzana gel. Gel. Hali hazırda Beyleş'ten ordu bulmuşum. Çökeyim üstüne de gör. Oğlum bu Farzana, bunlarla ne alakası var Farzana'nın ya? Oğuz Bey'im direkt abone olmuş. Oğuz Bey'im kesene bereket. Var olasın, hoş geldin. Oğuz 5969 Yeniçeri Ocağı'na girdi. Oğuz Bey'im kesene bereket tekrar. Eyvallah, hoş aramıza hoş geldin. Ben bu arada bunu yanlış yaptım. Şunu şuraya koyacağım. Süvarileri buraya atacağım. O bu arada arazide var ya, nasıl at koşturmalık. Aynen. Nasıl at koşturmalık. Destek birliğimiz de burada. Geri otağım burası, anladın mı? Otakta yapıyorum tabii işlemleri. Öyle. Böyle olacak aga. Şimdi hemen savaş dizaynına bir başlayalım. Bunlar da pozisyon alıyorlar. Bir tane gerizekalı geliyor aralarından. Atlı okçular. Otokomutada bir devam edin. Düşmanın üstüne büllük gibi saldırın aslanlarım, benim yiğitlerim. Süvarileri de hemen ölelim sağa sol. İlerleyip verdik. Bunu böyle yönetmek de çok güzel ha. Tabii oğlum, ben böyle oynarım ki. Vallahi. Ya ben savaşmayı da çok seviyorum. Ama bunu böyle oynaması da çok güzel işte. Bu hani oyuna gelmesi lazım bu tarz şeyler. Ben hep diyordum zaten hani böyle lan Total War gibi olacak, ama Total War'da da hani böyle birebir savaşa da bileceksin. Ha evet. Bu aslında o uygun açar olacak. Yani şu
Bannerlord mekanikleriyle Total War mekaniklerini birleştireceğim. Apayrı bir oyun oldu. Kanka bir modu vardı ya Crusader Kings'te, Bannerlord'u birleştiriyordu mesela. Efsane olmaz mı? Tamam işte CK'ya da kat kanka, üçünü birleştirdim. Bu arada atlılar üzerimize geliyor. Ben şeylere hücum evi verdim, süvarilere. Sokmayın onları. Sokmayın onları. Bak, sol kanatta bir yıpranma var. Sol kanat bir... Yadelerimin arasında şey oldu. Tamam. 3. Geri gel tekrar. Atları çekelim tekrar. Demedik de niye böyle? Niye gelmiyorsunuz lan? Ben bir nizam alsın piyadeler. Kaldırın bre yiğitlerim. Haydi gazanınız mübarek ola. Sen asker Süleyman Paşa bir kere de iki kişiyi yamuttu. Üç oldu. Oğlum o adam iyi ha. Ben şeyleri de görüyor musun? Hoşuma gidiyor. Bilmem Rumeli Beyler Bey'i bir şey yaptı. Şu yaptı, onu görmek de güzel oluyor. Oyunla aramdaki bağı yükseltiyor resmen. Total War gibi. Aynen. İşte bak bu hali de güzel. Hoca Sultan RP'si yapıyoruz. At üstünde kılıçta. At üstünde kılıçta. Yok oradan vurayım, buradan keseyim. Lan koca sultansın sen. Yapın desin, yapsınlar. Allah Allah. RP'nin de bir sınırı var, haddi hududu var yani. Ben niye sinirlendim bir anda paşam? Olur öyle bir imkan. Savaş stresi değil mi? Akşam size hemen mücadele. Tamam, güzellikle bana çağırdım sana. Oha Serasker Süleyman Paşa anasını dağıttı. Rumeli Beyler bir Karaca Paşa da iyi. Kaç kili var oğlum bu adamın? Deli midir nedir bu da? 10 kişiyi öldürmüş bak. Sarıca Paşa. Burada var mı başka? Başka yok. Oha oğlum. Akin Fedaisi Kara Murat diyoruz. Adamın bir tane bile çekiyor. Adam ortalıkta geziyor sadece. Serasker Süleyman Paşa 12 yaptı. Karaca Paşa da bir şeyler yapıyor. Harbi Serasker Süleyman Paşa neymiş öyle 13 yaptı. Allah Allah. Şu an şey istatistik, maç istatistikleri gibi hangi paşa daha çok kill aldığı şu an şey yapıyoruz. Orada toplu hücum artık verilir. Özellikle savaş zaten bitmiş. Bak şu sancağa. Şu sancağa bak. Dalgalan sende şafaklar gibi. Güzel şeyler. Doğru bak lan. Orada yakaladım galiba. Orada galiba yakaladım onu. Adı üstünde Serasker Paşa diyor bak bizim orta. We are at your... Hepiniz tutsamsınız lan köpekler siz. Osmanlı mülkünü kuşatmak ne demek bre deyuslar? Deyuslar mı paşam? Deyuslar. Bu arada üzerinde o kadar çok loot var ki. Alın bunları taşımak da bir dert. Bir yerlere getirip götürmek de bir dert. Kırım seferinde devam mı? Orkney kalesinin sahibi Orkney'i aldı bizimkiler. Ne yaptınız bir anda? Turhanoğlu Turhan Bey. Kalesi var. Mihaloğlu Ali Bey. Candaroğlu'nu buraya bence çıkartmayalım ya. İsfendiyar Bey diyor da. Kastamonu'dan buraya ne iş var bunun? Karadeniz'den işte. Buraya da. Kırım'a. Diğer verdiğin kişi kim? Kanka yani Kırım'a en iyi Mihaloğlu Ali Bey. Kırım'a en iyi yoldaşım Karadeniz boyundan olan. He? Deniz yolu. Peki o kale nerede? Hangi kale istiyor? Kanka burası Orkney. He yok tamam. Anasının dini. Burası Akıncı Beylerinin yeridir ya. Aynen. Ben de böyle sandım bu arada. O zaman şu Bakmod Kalesi'ne doğru da yola çıkalım.
bir kale daha ele geçirip düşmanın elinden söküp alalım o kaleyi. Vezirin kalesi yok mu? Vezirin kalesi payitaht. Şafak Bey'im. Hayda. Aynen öyle. Ay, hadi bakayım. Çok gazlıyoruz birbirimize ama hayırlısı olsun. Ruslar bize, yani Kırımlar bize barış teklif ediyor. Ama bunu böyle reddet diyeceğim. Şuradan yapacağım bunu. Çünkü vergi ödersen barışırım. Aga, öyle bedava barış var mı? 7900 haraç alarak barış yapmayı değerlendiriyor. 7900 iyi para. Ne diyor paşam? Hemen dedi ya lütfen Allah rızası için. Kanka 1 milyon şey istiyorsun galiba. Hı hı. Savaş tazminatı ve 7900'de günlük değişti. Ama bir dakika. Propos da aynen. Öyle olması lazım. Yanlış anlamadınız. 1 milyon otomatik mi veriyor direkt? 1 milyon nakit, cash, tazminat. Aha. Sonrasında da 7900 ödeme. Günlük. Oo. Diye anladım, emin değilim ama yine. Ama bizim 4 milyar paramız var. Ben 3200 nüfus buraya verirsem 3'te 1'ini kaybederim nüfuzumu. Sen ortaya yapma diye diretiyor. Diğer paşalarımız da yapalım diyor. Bozkurt paşam, Şafak paşam yapalım diyor. Ben de yapma taraftarıyım. Ama o zaman şunu yapalım. Şu Bakmont kalesini de alalım. Aslında Bakmont yerine şu yeni kaleyi mi alsak? Tabii Boğaz'ı kontrol ederiz. Tabii evet, ben bana da öyle geldi. Şurayı da alalım, öyle bırakalım. Geri point gel. Gel hocam. Bu Boğaz'ın o zaman kontrolünü, hakimiyetini elimize alalım. Barışı yapacaksak o zaman yapalım, ondan sonra. Aynen. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na savaş açılması. Açın lan. Karamanoğlu İbrahim, bak yine Karamanoğlu'nun başının altından çıkıyor ama... Karamanoğlu hadi bakayım. Var ya, Avusturya Macaristan'ın etkisiyle yapıyor bunu. Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor paşa. O da vaktini bekler o da. Biz oradan bir kaleyi kuşatma altından, benim orada bir vatandaşım zora düşsün, dara düşsün. Bak o Viyana'nın kapılarına nasıl dayanıyorum. Ben mahalle abisi gibi sultan oldum ben de. Kendimin de yani. İki mancınıkları var ama sayıca çok azlar. Ben buraya mancınıkla falan uğraşmam. 843'e 159 diyor. Daldıra daldıra girerim ben buna var ya. Ay aşk geldi ya. Yallah aşk gele ya. Ali güzel. Ya lan güzel. Fatih bak. Gidip kapıyı mapıyı sakın sakın. Bak kapıya yöneliyor. Bak başladı. Kudretli Osmanlı ordusu yeni kalenin, Karadeniz'in hakimiyeti için yana kale ne lan? Yeni kale surlarına dayanmıştı. Kala. Yana kala. Varlı sipahilerin surlara dayadığı merdivenler Yeniçerilerin surlara saldırması için adeta bir... Şu mu lan? Şu mu lan? Hamidimiz. Hamidimiz. Konuşma da yapamıyorum ya. Yiğidimiz indi aşağı, nasıl bastırıyorlar, nasıl ittiriyorlar geri geri. Oğlum bu... Bu yiğitlerin hepsi zamanında güreşçiymiş. Bunlar ıslak mermileri tokatlıyor koçum. Nasıl ufak ufak götüm götüm girdiler içeri. Oskof kafiri. Bora sağlam vuruyor şurası da. Bence bu suru temizledik ha. Burada biraz. Biraz yavaş yavaş. Bir tek tük başlamış. 2-3 kişi, 2-3 kişi. İşte bunlar var ya, ıslak mermeri baltalıyor onlar.
çok güzel pozisyon almışlar abi oradan. Tekrar sıkıyorlar şerefsizler. Bize çalışacağız. Öpeğimizi edeceğiz onlara değil mi? Evet. Burada mancınlık yok. O kalenin dizaynı de güzel yine. Bak şuraya da koymuşlar. Şurada da var. Aslında güzel yerleşmişler ha. İç kale bomboş ama. Yiğitlerim. Saldırın yiğitlerim. Hücum hücum. Yapay zeka yakalarsa bu iş. Ne yapay? Sen neredesin Sultan? Sultan ben neredeyim bilmiyorum. Ben kapıyı tok. Abi ben burada merdiveni atla çıkmaya çalışıyorum ben. Attan indir karakteri bari de öyle. İçeri girsin mi? Tabii canım. Şöyle yapmam lazım. Ben yine karıştırıyorum ortalığı ya. İkinci düldür. Düldür ama çok şey tekmeli. Kalsın. Tekmeleyince diyor. Bu sefer merdivenin önüne geçiyor. Bir iki kere yaşadım onu. Aha Fatih. Bu garip hareketle. Oğlum bu top nerede ya? Burada işte. Bak. Nereye atıyor? Oraya atıyor. İçeri atacaktım. Oha, kendilerini bombalıyorlar bile. Kapıdan içeri falan sokuyor. Onlar da tam manyak ya. Hele abi bu Rus değil mi bu? Şu an Rus kanka. Oyunda çünkü böyle bir ittifak tarzı bir şey olmadığı için. İlle Sultan mı girsin şimdi mevzu ya? Evet, Sultan hala aşağıda mı? Aşağıda bakıyordu. Sultan içeri sok sonra. Aptal aptal dokunuyorlar. Maşallah. Komuta sizde. Kapı açık mı lan burada? Kapı makul yok mu? Hadi hadi beyler şey var, sıra var, paşa var diyorum. Sıra var. Askerler, saldırın yiğitlerim. Hücum, hücum, hücum. Hadi çocuğum. Savaştan mı korktun? Sıkardım kafana da. Savaştan kaçmanın cezası idamdır ha, ona göre. Nerede bitti? Nerede döndü de bitti? Oo, biz burada paspas etmişiz onlara. Bizim içerideki ha buraya girmişler. Savaş burada dönmüş. Tam tersi yani. Biz öteki tarafta. Onlar bu tarafta yemişler onu. Ya sayıcı çok azlardı ama 150 kişi yine bence iyi dayandı ha. Ben bu kadar dayanmalarını da beklemiyordum. Deli. Beşli. İşte bu beşliler beş kardeş. Tokatçı. Hep cep. Bak binekle bağlantı seviyem 2 seviyesine yükseldi. Kanka bu arada Red Dead Redemption'daki gibi binekle şey modu var. Yakın mı gel? Evet. Buraya evet ben alayım. Ben burayı Kırım Han'la vereceğim yine. Giray Han'a vereceğim. Bu şey yapıyorum kanka. Burada benim kılıç hakkım var diyor. Sultanım ben buraya diyorum şeyi açmayacağım. Kimi paşa der ki hocam efla sultanım efla buna verelim. Sultanım şunu şuna verelim. Yok diyorum öyle bir şey. Burası kılıç hakkımız ben bunu istediğime veririm diyorum. Resti çekiyorum yani divana. Arada da böyle bir tersliğim tutuyor. Serseriyiz. Burası yeni kaleydi değil mi? İsme göre sıralı. Yeni kale. Buranın sahibi Giray oğullarıdır. Nüfuzları eksilerde. Orkey Kalesi. Bu kim ya? Andarlı Halil Paşa. Oğlum buna idam ettirmedin mi hani? Hala ettirmemişiz. Ettir bunu. Kellesini alalım mı bunu? Tabii. O zaman böyle yapacağım. Çandarlı oğullarından. Çandarlı Halil değil. Bunun kelleyi çektim. Tamam mı? Bu kim olsun?
Kim paşa olsun bu? Zanos olsun bu. Zanos var zaten. Var mı? Var. İshak var mı? Var, o da var. Gördüm. Sokullu. Bu için çok erken değil mi ya? Çok mu erken? Tabii. Yavuz'u da falan hadi koyarsın da. O zaman... Hafız... Ya şey yap bunu ya. Reşat Paşa. Yok, bu da böyle yok. Çok şey oldu kanka. Abdülhamit dönemi gibi oldu. Gedik Ahmet Paşa. Gedik Ahmet Paşa da olabilir. Var galiba Gedik Ahmet Paşa. Öyle bir şey vardı, ben de hatırlamıyorum. İbrahim. Tamam, Çandarlı İbrahim yaptım o zaman. Ya da direkt İbrahim Paşa diyorum. Çandarlı zaten klan şeyi. İbrahim Paşa yap. Aynen. İbrahim Paşa. Küçük oldu niye? İbrahim diye bağırıyor orada. Tamam, Mezamorta sakin ol. İbrahim yaptık. Allah Allah. Delirme ya. İbrahim kim oğlum? Hangi İbrahim? Deli İbrahim. Tamam, şimdi artık bunlarla barışabilirim istersen. Abi bu arada bu Kutaisi Gürcistan falan şey değilmiş ha. Akkuyun Safevi. Bak, Akkuyun Safevi birleşik bu. Çünkü oyunda bir kere isim değiştirebiliyorsun kanka seride. O yüzden ikisini bir yaptık. Şimdi ben buna diyorum ki bana 1 milyon bu arada direkt vermesine gerek yok ya. 3200 çok yani. 3200 bilmiyorum. Param olmasa bunu bu arada yapardım. Ama paramız var. Ekonomik durumumuz ya Fatih yani. 2860 haraç alarak. 7900'den 2860'a düştü ama. Olsun. Sen Avusturya Macaristan'da savaşa girdin ya. Aha. Bence ondan. Değil mi? Bak ya, bunların orası ikiye bölünecek. Bizim şansımız arttı. Şimdi bunların var ya şansını. Laskaris ile benim niye ilişkim artıyor ya? Karadeniz aldın ya Las. Laskaris değil mi? Laskaris. Of. Of dur. Dur lan. Laskaris. Valens. Rodos Kalesi'nin sahibiymiş. Konuş lan benimle Valens. Ben belki derim ki bak, Osmanlı'nın hakimiyetini, himayesini tanırsan sana toprak bahşederim. Ne para kesen ne de şey diyor. Rodos'un sahibi buymuş bak. Yamuk ağzı. Biz ne sahipler gördük koçum. Hepsini de gömdük. Değil mi paşam? Aynen öyle. Zeybin Kalesi. Yani sadece şuradan yukarı çıkmak çok zor ya. Bak buralarda... Şahabettin Paşa'ya bir şey diyeceğim. Bu bok mu arıyor burada? Ailes böyle ne? Erdel'in üstü. Kiev'e almaya gerek yok. Hadi buraya Lehistan diyeyim. Lazistan diyeyim. Hadi az. Eyvah. Tam Lehistan. Değil mi? Kiev'e almana gerek yok. Oraya kadar ilerlemedik biz. Zaten buralara girmeyeceğim. Aynen. Şu kadar. Şu şeyi de alsan olur ama. Poltava var ya yukarıda. Bence Poltava'ya bile gerek yok. Alınır orası, alınır. Şu Bakhmut. Ha, o zaman vura vura şu ikisine mi gidelim? He, ikisini al, daha da gerek yok. Kırım tamamdır yani. Barış teklif ediyorsunuz. Kabul etmiyorum. Şimdi geleceğim. 7900 veriyorsan 2960 bak, yavaş yavaş artıyor. Bekle. Onları da kanuni zamanı al. Değil mi? Bence ben burada savaşı tutayım. Sadece buralarda bir kuşatma yersek, o zaman Anadolu'dan bir yerden, İstanbul'dan falan yola çıkalım. Buraları alabilirsek Kırım Hanı Giray Han alsın. Hatta ben Giray Han'a da böyle bir şey yapayım. Nerede bunun? Giray Han. Sana 10 bin, 100 bin. Bin oldu değil mi? Sana 500 bin cep harçlığı koçum. Tamam mı? Sen daha bekle. Yeter. Sen oradan artık yürürsün. Yap bir şeyler. Aslan parçası. Bir de şey namı da vardır bunun. Petronation ne? Bunlarla artık yapacak bir şey yok. Tamam, kalsın bu. Ben buralardan çıkıyorum aga. Hatta şöyle yapabiliriz. Ters limanına ama donanmamız işte İstanbul'da kaldı. Oraya kadar yürüyeceğiz yine muhtemelen.
Şuradan geçeyim karşıya madem. Buraları Girayhan toplasın. Koskoca sultan artık elin küçücük Ruslarıyla mı uğraşsın? Canında biri iyi bir şey diyordu. Can buralar ilerli, çok değerlenecek. Rus hatunlarından bahsederler paşam diyor. Biz sultanım, buralar çok değerlenecek. Oh oh oh, bizim var ya Avusturya, ben işte buraya dönmem lazım artık. Buraya gel, Zeybin Kalesi'nin önünden geçelim. Bak full yağmadayız, görüyor musun? Hemen cephe değiştirdik. Orkney Kalesi hiç umurumda bile değil. Bizimkiler burayı kuşatıyor. Şahabettin Paşa kafasına göre takılıyor Şahabettin daha. Kaç veriyorsun? 3470 yetmez hocam. Arttır arttır. 7000'lere görelim mi ondan sonra? Burada gerçekten bizim işimiz yok ya. Biz yüzümüzü denelim şeye. Avusturya Macaristan'a dönelim. O kadar uzaklarda işim yok benim yani. Segedin. Hayda. Segedin'de anlaşmam yok mu Avusturya'yla? Segedin mi? Edirne Segedin anlaşması. Eyvah. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne diyorum, sende de bir ruh hastalığı var ha. Var var bende. Segedin önüne kadar geldim. Semendire, Estergon. Buna Arnavutluğu alırız. İskender Bey'le bir uğraşırız orada. Bileceğim ben oraya. Yetiştim. Ne oldu lan? Ne oldu lan it? Ardiyanık tazı gibi kaçmaya başladın. İshak Bey yetişti bak. Saldır diyeyim. Ezveyim baby diyor. Yiğitlerim. Askerler. Herkes hücum. Sadece atlı okçular ve süvariler destekte. İliçeriler de burada kalsın. Bunlar destek birlikleri. Bunlara gerek bile yok savaşta. Zaten ezdik, yedik, bitirdik yani bunları. Fena yamulacağız bunları. Kamera. Heh. Ne bu? Yüzden sevmişler. Gir içeri savaş, çık kafadan üstten. Başka bir oyuna çevir. Strateji oyununa döndür yani. Bir de diplomasi olsa şu oyunda. Murat niye devrinde? Oyunda mesela böyle bir şey diplomasisi olduğunu düşünse U4 diplomasisi. Tabii. Çok fazla bir şey değil ya. Efsane olur oğlum ya. Çok kapsamlı bir tarih. Pokemon oyunu bile yaptılar tarih oyunu yapamadılar. Var hani CK, EU falan iyi de. Ama onda da işte bu Bannerlord sistemi yok. Tabii altın oradaydı zaten orası. Biz orayı değiştirdik. Biz altın orayı şeye verdik. Uzun Hasan'a verdik. Onu da Karamanoğullarından bir şey bey görüyor musun? Bak. Sancağı. Senin de her şey düzenlendi, ayarlandı. Paşam. İşte arada böyle savaşı izlemek de keyifli. Yani o sultan RP'sine yakışıyor. Karamanoğlu İshak Bey'miş bak. İshak Bey. Aferin, doğru tercihlerde bulunuyorsun son 3-5 yıldır. Belgrad'ı kuşatmayacağım ama şu Semendire'yi uğrayacağım. Orduyu da şuraya götüreyim. Şuraya getireyim. Ereğlili. Ereğlili Paşam hoş geldin. Ereğli Sancak Bey çıktı burada bak. Az önce orduya yazıldı. 4220.
Tak Bey, tutma onu. Ya tutarsan da ben asker göndererek bitireyim bu savaşı. Yurtların. Tak Bey, bir de seni kurtarıyorum, ona göre bak. Ve biat ettiğini unutma İshak Bey. Yanya. Yanya önlerinde bir orduyu bir durduralım bakalım. Daha hala bir sürü ordu çağırabilirim ha Giray Han. Ordu toplayabilirim yani şuralara bak ya. Herkesin minimum 100 kişisi var neredeyse. Deli şeyler hariç. Evet YouTube. Bu bölümlük bu kadardı. Sonraki bölümde görüşüyoruz. Fatih'le Kırım Seferi'ni bitirdik. Şimdi artık sefer nereyedir diye soranlar için sefer Macaristan'adır, Avusturya'yadır. Değil mi paşam? Aynen öyle. Paşam sen uyuyorsun. Ben harbi uykum geldi. Sen ayakta uyuyorsun paşam. Uykum geldi çok. Paşam bölümü bitirelim de sen de bir ordugahını kurup da bir dinlenesin. Aynen YouTube, öyle. YouTube Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.